Bir Zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, merhaba. Süleyha Hanım henüz gelmedi. Hah, öyle mi? Odasında beklememin mahsuru var mı? Estağfurullah, buyurun. Teşekkürler. Ne içersiniz? Bir kahvenizi içerim. Hemen. Bir de zahmet olmazsa Mersin'den Hollanda'ya gidecek olan belgeleri alabilir miyim sizden? Hangisi? Rotterdam'a gidecek olan. Ha, şey, meyve konservesi. Evet. Ben pek bilmiyorum. Züleyha Hanım birazdan gelir. Beklerseniz o size daha iyi yardımcı olur. Yalnız navlunda bir sıkıntı var. Eğer geç kalırsak vakit kaybedebiliriz. Vakit kaybetmeyelim. Anladım. Tamam o zaman. Okey. Ay Betül, evde mi saklayacağız Betül o kadar parayı? Ne yapayım anne? Bankaya yatıracak halim yok herhalde. Kızım bu kadar para evde saklanır mı? Yatıralım işte güzel güzel bankaya. İyi faiz veriyormuş bankalar. Ne? Öyle değil mi? Anneciğim ben daha kaç kere söyleyeceğim sana bana karışma artık diye. Sen kafanı yorma böyle şeylere. Tamam kalsın birazcık. Vakti gelince yatıracağım ben. İyi. Hemen bir araba alalım bana. Senin altında araban var tabii rahatsın ama ben arabasız yapamıyorum Betül'cüğüm. Çok zorlanıyorum. Senin şu tanıdığın vardı hani oto keskin miydi neydi gidelim oraya. Ay orada çok güzel arabalar vardır. Alalım bir Amerikan arabası pırıl pırıl. Vallahi binerim havam olur. Ay Çukurova'da güzel bir araba görür şöyle. Delirdin mi sen? Ne arabasından bahsediyorsun ya? Ay ne var canım? Bir haftaya çıkacak benim alçım. Ya alçınla ne ilgisi var bunun? Züleyha sorsa bu kadar parayı nereden buldunuz? Bu arabayı nasıl aldın dese ben ne cevap vereceğim? Oldu olacak davul zurnayla ilan edelim şirketin içini boşaltıyoruz diye. Pierre gönderdi dersin. Eski kocan zengin adam senin. Tabii boşanma tazminatı deriz kızım. Anne saçmalama. Saçmalama yeter artık ya. Buyurun. Çok mersi. Rica ederim. Çıkabilirsin. Başka bir isteğiniz var mıydı? Züleyha Hanım, hoş geldiniz. Ay. Hoş bulduk Züleyha Hanım. Hoş geldin. Mehmet. Kusura bakma böyle habersiz geldim ama Hollanda'ya gidecek mallarda sıkıntı varmış. Onları düzeltmek gerekiyor. Ne lazım yapalım? Züleyha Hanım. Bu İzmir'in rehberi var mı bizde? İzmir'in mi? Evet. Nurettin Bey'in sekreterine bir sorayım. Belki onlarda vardır. Lütfen. Ne yapacaksın İzmir rehberini? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Neyin var? Bu gelen kadınlar. Doğru söylüyorlarmış Mehmet. Nasıl? Demir'le ilgili bir şeyler söylediler ya. Evet. Mektubu o yazmış. Onun el yazısı zaten. Demir'in böyle bir şey yapacağından emin misin peki? Bana yaptıklarını düşününce. Kaptık sana. Nereye? Kadınların yanına gideceğim. Hülya'nın yerini öğreneceğim. Ne yapacaksın peki orada? Konuşmam lazım Hülya ile Mehmet. Sen salak mısın anne? Salak mısın sen? Aa! Amma uzattın ha! Kadın zorla aldı elimden diyorum. Niye verdin? Vermeyecektin. Kız ben mi verdim diyorum sana ha? Ben mi verdim? Elimden zorla aldı.
Alsın okusun. Ben mi okuyacaktım? Okusun da kocasının ne mal olduğunu anlasın. İyi halt ettin. Allah'ım delireceğim ya, delireceğim. Ne yapacağız şimdi bakalım ha? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Yarına kadar buradayız. Parayı getir dedim. Eşek gibi getirecek. Getirecek. Niye getirsin? Kız, tehdit ettim diyorum, tehdit. Seni herkese rezil ederim dedim. Kim niye inansın bize artık? Neden? Elimizde tek bir mektup vardı. Tek bir mektup ya. Onu da gitmişsin, kadının eline vermişsin. Kalk, kalk toparlan hadi gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Çünkü otelin adını söyleyecek kadar salaksın. Kadın birazdan bir sürü adamıyla basacak burayı. Otelin parası ne olacak? Ödeyecek paramız mı var? Sıvışacağız. Sen önce çıkacaksın, sonra da ben. Şşt, otelci ise daha buradayız ona göre. Bak hadi. Getirdin mi parayı? Bakacağız. Bakacağız mı? Bakacak bir şey yok Züleyha Hanım. Paramızı vereceksin. Belki susalım. Vermezsen... Vermezsem Demir'in ne mal olduğunu bütün Çukurova'ya söylersiniz. Peki Demir'in bir zamanlar yediği halktan Çukurova'ya ne Allah aşkına? Ha? Ayrıca benim hiç umurumda değil. Niye geldin o zaman? Niye geldim? Şu kızın, Hülya Hanım, yerini söyleyeceksiniz bana. Yerini söyleyeceksiniz, 1000 liranızı alacaksınız. 1000 lira mı? 1000 liraya hangi şehirde olduğunu bile söylemeyiz. Onu söyledin İzmir. Fazla düşünmeyin isterseniz. Oteli ödeyecek paranız yokmuş, duydum. 2000 lira. 10.000 lira. 10.000 liradan bir kuruş bile aşağı olmaz. Sizin gibi aşağılıklara 1 kuruş fazlası var. Alıyor musunuz, almıyor musunuz? Almıyorsunuz, peki. Kaçacaksınız galiba otelden. Ben arkadaşlara söyleyeyim, tedbir alsınlar. Tamam, söyleyeceğiz. Eğer adresi yanlış çıkarsa ikinizi de mahvederim. Al bakalım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. Thank you.